أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti, merhameti, saadet ve selameti, İslam'da, imanda, Allah'ın emrinde peygambere tabi olmakta birleşen, birlikte İslam'ı müdafaa eden ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak düşmana yardımcı olan bid'at yollarına sapanları da o yanlışların tümünden kurtarsın. İslam kardeşliğini Cenab-ı Hak yeryüzüne hakim eylesin. Ve o birlik ve beraberlik ruhuyla da Yüce İslam'ı cihana hakim eylesin. Derslerimiz hadisi şerifler külliyatından keşif notları vermeye devam ediyoruz. Konumuz da şu anda güven. Yani Müslümanlar alışverişlerinde birbirlerine karşı doğru dürüst hareket etmeleri şarttır. Müslümanlar birbirine güven verecektir. Alan da satan da birbirine güvenecek, birbirini aldatmayacaktır. Helal kazanç, helal. Haram seni mahvedecek dünyada da öbür alemde de. Aklını iyi kullan. Aklını Allah'ın emrine bağla. Bizden söylemesi. Ebu Said el-Hudri Hazretleri Peygamberimizden şöyle naklediyor. Radiyallahu anhü ve erdan mecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. O şanlı peygamber buyurdu ki, emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı müstakim eshabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ey dürüst tacirler, alışverişini doğru dürüst yapanlar, ey ticaret ehli, dikkat et buraya, yüz binlerce dünyaya buradaki bu müjde değişilir mi? Cehennemi alıp da cennet satılır mı? Allah, peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler bırakılır mı? Haşa, sümme haşa. Tekrar ediyorum şanlı peygamberin sözünü aleyhissalatü vesselam. Ne buyurdu? Emin, yani ne demek? Kendine güvenilen insan demek. Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli,
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurdular. Ayet-i kerimedeki protokol bu zaten. Sırat-ı müstakim üzere gidenlerin öncüleri de bunlar zaten. İşte bunlar kim onlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Aklını kullan, biz sizlere gerçekleri duyuruyoruz. Bu hadisi şerifi Tirmizi, İbn-i Mace kendi eserlerine almışlardır. Yine Tirmizi'nin başka bir rivayetinde Rifa'a İbn-i Rafi'den yaptığı rivayette kıyamet günü tüccarlar, yani alışveriş yapanlar, facirler, günahkarlar olarak diriltilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna buyurdu. Bunu da yine Tirmizi İbn-i Mace kayda almışlardır. Bütün tüccarları görüyorsunuz, facirlerdir diyor. Yani günahkardırlar. Ancak kim günahkar değilmiş? Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna buyuruldu. Facirlerle beraber diriltilecektir. Bu günahkar tacirler. Evet sevgili dinleyenler. Ey tüccarlar, satışın içine yemin ve boş söz karıştırmayın. Bunu karıştırırsanız vay halinize. Satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır. Ey tacirler, siz Rabbin gazabını söndüren sadaka karıştırın. Alışverişe yalan karıştırmayın. Boş sözler de karıştırmayın. Bunu da Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai eserlerine almışlardır. Ticarette yalan, yemin tüccarın zannınca mala rağbeti artırır. Tüccar burada aldanır. Öyle zanneder. Halbuki gerçekte kazancı giderir, yok eder. Başını da beladan kurtarmaz. Haram kazanmış olursun. Ve bu haram kazançla da senin ruhun, kalbin, bedenin bozulur. Helalın olmadığı yerde haram başın belasıdır, derttir, beladır. Evet sevgili efendiler, bunu da Buhari Şerif, Müslim-i Şerif, Ebu Davud ve Nesai eserlerine almışlar. Ebu Hüreyre Hazretlerinden rivayet ediyorlar. Yine Hakim İbni Hizan'ın anlattığına göre bu anlatılanların hepsi peygamberimizden anlatılanlardır. Hadis-i şerif demek peygambere istinad eden haber demektir. Peygamberden gelen haberi Eshab-ı Güzin'in hadis alimleri anlatmaktadır. Daha önceki derslerimizde usul kısmında bunları duyurduk.
Bakın bu hadisi şerifte de sevgili peygamberimiz ne buyurdular? Alıp satanlar birbirlerinden ayrılmadıkça vazgeçmekte muhayyerdirler. Alıp satanlar alışverişi sıdık ve doğruluk üzere yapar. Kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile, alışverişlerinin bereketini kaybederler. Başka bir rivayette alışverişlerinin bereketi yok edilir. Yalan yemin malı rağbetli, kazancı bereketsiz kılar. Ey kazanayım derken kaybeden herifler, yalan karıştırmayın. Malınızın kusurunu söyleyin. Malım satılmayacak diye yalan söylemeyin. Yalanın olduğu yerde bereket olmaz, rahmet olmaz. Başına beladır, haramdır, derttir, beladır. Alışverişlerinin bereketi yok edilir. Yalan yemin malı rağbetli, kazancı bereketsiz kılar. Bunu da Buhari, Müslim ve diğer bütün hadis alimlerinin pek çoğu eserlerinde aldıklarını görüyoruz. Evet kıymetliler, sizlere biz gerçekleri duyuralım, ötesi size kalmıştır. Yine Peygamber Efendimiz'den Tirmizi'nin rivayeti şöyledir. Yüce Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir. Satın alınca kolaylık gösterir. Alacağını isteyince yine kolaylık gösterir. Sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi diyor. Ey Müslümanlar, birbirinize güven verin. Birbirinize kolaylık gösterin, birbirinizi kırmayın. Yine Tirmizi'nin haberinde, Yüce Allah satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever. Müsamaha, karşılıklı gönül hoşluğuyla, birbirine güven vererek, birbirine bu işleri kolaylaştıran kimselerin bu vasıflarını Cenab-ı Hak seviyor. Yine Nesai'nin bir tahricinde de şöyledir. Yüce Allah Celle Celaluhu, müşteri iken kolaylık gösteren, satıcı iken kolaylık gösteren, borcunu öderken kolaylık gösteren, alacağını ödetirken kolaylık gösteren kişiyi cennete koydu. Sizden önce yaşamış olan birisine ruhunu kabzetmek üzere melek gelmiş idi, sordu. Bir hayır işledin mi dedi adama. Evet kıymetliler, bakalım adam ne diyor. Bilmiyorum dedi adam. Böyle cevapladı. Kendisine tekrar, hele bir düşün, belki hatırlarsın dendi. Adam, bir şeyi hatırlamıyorum, ancak dünyadayken
insanlarla alışveriş yapardım. Bu muamelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle kolaylık gösterirdim dedi. Yüce Allah onu bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip cennetine koydu. Buhari ve Müslim'in rivayetidir bunlarda. Ey Müslümanlar! Birbirinize kolaylık gösterin ama işin içinde sahtekarlık olmasın. Yalan olmasın. Malın kusurunu asla gizlemeyin. Kim bir Müslümanın ikalesini yani alım satım akdini feshetmesini kabul ederse Yüce Allah da onu düşmekten kurtarır. Ebu Davud ve İbn-i Mace bunu tahric etmişler, eserlerini almışlardır. İkale, ıstılah olarak alım-satım akdinin bozulmasıdır. Adam caymış. Ben bunu almak istemiyorum demiş. Ona kolaylık göster. Geri al malını. Ey sevgili dostlar, Allah'ı peygamberi iyi anla, iyi dinle. Biz Yüce Allah'ın ve şanlı peygamberin sözlerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Emirlerini, yüce kanunlarını. Yine İbni Abbas Hazretleri anlatıyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Evet kıymetliler, mikyat, ölçek ve mizan, terazi kullananlara şöyle hitap etti Peygamberimiz. Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki kişi üzerinize almış bulunmaktansınız. İki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Dikkat edin. İki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Emin ve doğruluktan ayrılmayan tüccarların, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklarını haber vermiştir. İşte o da doğruluktur, doğruluktur, malın kusurunu söylemektir. Eğer doğru dürüst davranmazsanız, ölçüyü, tartıyı doğru kullanmazsanız ve bu ölçü ve tartıda haksızlık yaparsanız mahvolursunuz. Önceki kavimler bu yüzden mahvoldular. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi bu yüzden battı, helak oldu. Yine sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor, Hazreti Osman ve bunu anlatıyor. Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır. Yani kimsenin kimsede bir şüphesi kalmasın. Bunu da Buhari-i Şerif rivayet etmiştir. Sevgili dostlarımız, yine Peygamberimizden Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor. O şanlı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Yüce Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir.
Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır. Bunu da Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Niye? Çarşı, pazarlar yalan dolan yeri haline gelince böyle olur. Dürüstlerin, doğruların çarşısı, pazarı böyle olmaz. Evet kıymetliler, yine Selman Hazretleri anlatıyor. Elinden diyor geliyorsa çarşıya ilk giren olma, oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı şeytanın insanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verdiği yerdir. Bayrağı da orada dalgalanır. Şeytan bayrağını alır, askerleriyle çarşıya, pazara gelir. İnsanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verir, uğraşır. Ve müşteriyi ben kendime çekeceğim diye yalan üstüne yalan konuşan satıcılara bir bakıverin. Sahte reklamlara bakın şöyle dünyada. Hile, hurda, yalan yere yemin, aldatmalar, boş sözler. İşte bunlar şeytanın hapıdır, karşıya yutturunca ortalık allam pırlak olur. O kazançlarda bereket ve helallik kalmaz. Hazreti Ömer radıyallahu an, bizim çarşımızda dinini bilen kimseler satıcılık yapsın buyurmuştur. Yani beş vakit namazı nasıl kılmayı öğreniyorsan, Yüce İslam'la da alışverişin kurallarını öğrenmen gerekiyor. Alışverişte rükün nedir, farzlar nedir ve buradaki fazilet nedir, bunları tamamını öğrenen kişiler alışveriş yapmalıdır. Ve dinini de bu konuda da iyice öğrenmelidir. Ebu Derda Hazretlerinden gelen haberde, o kimseler ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Nur Suresi ayeti kerime 36. Ey kıymetliler! Dürüst insanları dünya bir araya gelse eğriltemez. Çünkü dürüstler Allah'ın emrindedir. Peygamber'e tabi olmuşlardır. Sahtekarlar, yalancılar, bunlar ise ne yaptığını bilmeyen, bataktan batağa yuvarlanan insanlar gibidirler. Evet kıymetliler, gerçekler bir bir ortaya konmuştur. Biz bunları sizlere özet olarak veriyoruz. Teferruatlara ne sizin zamanınız ne de bizim imkanlarımız, belki de ömrümüz dahi yetmeyecektir. Onun için öncelikle özünü vermeye çalışıyoruz. Kaçırmayın. Bizden söylemesi. Bir tanesini bile kaçırmayın. Niye? Allah'ın emri, peygamberin ortaya tebliğ eyledikleri kaçırılır mı? Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım satımını yasakladı. Dikkat et buraya da. Bunlar necis olan şeylerdir. Cenab-ı Hak
Hazreti Cabir'den rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir ki bunlar ayet-i kerimede de mevcuttur. Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım satımını yasakladı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz? Zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır dendi. Cevaben, onun satışı haramdır buyurdu ve ilave etti. Yüce Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler. Bunu da Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace gibi hadis külliyatında emeği olan muhaddislerimiz rivayet ettiklerini görüyoruz. Evet, kıymetli ve muhterem efendiler, işte görüyorsunuz, içkinin alım satımını, ölmüş hayvanın alım satımını, domuzun alım satımını, putların alım satımını Cenab-ı Hak yasakladığını görüyoruz. Yüce Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun dedi. Adam, hayır bilmiyorum dedi. Adam şarap satıyordu. Hayır bilmiyorum cevabını verdi ve yanında bulunan birisine bir şeyler fısıldadı. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam adama, ona ne fısıldadın diye sorunca adam, onu satmasını emrettim, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, içilmesi haram olanın satılması da haramdır buyurdu. Ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak işlerini boşalttı. Şarap içki hakkında ayetler gelince, Medine sokaklarında şarap küpleri kırıldı, sokaklardan şaraplar akıyordu. Herkes evinden şarapları döktü dışarı ve onların kabını bile kullanmadılar ondan sonra. İşte kıymetliler, Muvatta'da, Nesai'de görüyoruz bu haberleri de. Yüce Allah Yahudilere lanet etsin. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını yasaklamıştı. Tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Halbuki Allah bir millete bir şeyin yenmesini haram etti mi, onun parasını da haram etti demektir. Buyurdu şanlı peygamberimiz. Bunu da İbni Abbas Hazretleri peygamberimizden haber veriyor. Kim içki satarsa hınzır kasaplığı da yapsın demiştir. Yani içki satan adam domuz kasabı gibidir. Ki nasıl domuzu satmak, domuz kasaplığı yapmak haramsa, içkiyi satmak da öyledir buyurdular. Şarabı dök, küplerini de kır dedi Peygamber Efendimiz. Ebu Talha'dan gelen haber bu da. Evet kıymetliler, şarabı dök, küplerini de kır dedi. Yüce İslam insanlığa zararı olan
iki cihanda insanları perişan eden ne varsa İslam onu yasaklamıştır. Allah'ın yap dediklerini yap, yapma dediklerini sakın ha yapma. Haramlar Allah'ın yasaklarıdır. Günahlar yasaklarıdır. Sevaplar, helallar serbest olanlardır. Senin faydana olanlardır. İki cihanda da faydanadır. Çünkü sevaplar amel defterine yazılınca mizanda senin işine yarayacaktır. Ya günahlar, haramlar başının belası olacaktır. Aklını başına al. Sevgili dostlarımız, şimdi de yine ele geçmeyen malı satma konusunda sizlere bilgi vermek üzere bir sonraki dersimiz inşallah devam edecektir. Cenab-ı Hak her yediği, her içtiği helal olan Yüce Allah'ın lütfuna, keremine, fazlına, onun rızasına, sevgisine mazhar olan kullarından eylesin. Ey insanoğlu, rızkın sana tahsis edildi, helalinden ye. O sana tahsis edilen rızkı sen azaltamaz, çoğaltamazsın. Ama helalinden yediğin zaman aynı rızkı kazanmış olursun helalinden. Bunu harama çevirdiğin zaman Cenab-ı Hak ben senin rızkını ayırmıştım ama sen harama yöneldin. Helal olanı harama çevirdin diyecek zebaniler ensenden tutacak. Aklını başına al. Yaptığın yanına kalmayacak. Öyleyse sen yalan söylerken Allah seni dinliyor mu? Dinliyor. Duyuyor mu seni? Allah duyuyor. Malın hilesini gizlerken Allah seni görüyor mu? Görüyor. Allah her şeyi görür mü? Her şeyi görür. Her şeyi bilir mi? Her şeyi bilir. O zaman sen utanmıyor musun Allah'ın huzurunda yalan söylemeye? Helal malını haram yapmaya utanmıyor musun? Allah seni dinliyor. Allah sana bakıyor. Şunun yaptığına bak, şunun yaptığına. Allah göre göre, Allah bile bile, Allah duya duya, sen nasıl yalan söylüyorsun da ve helal kazancını harama çeviriyorsun? Münafıklara sorduğun zaman Allah görür mü? Görür derler. Bilir mi? Bilir. Ama bakarsın ki içinde bu tasdik olsa, dışı söyler dili ama iç dünyasında gavur olan münafıklar ne yalana inanır ne harama inanır. Münafıkların, gerçek münafıkların iç dünyası kafirdir, dışı Müslümandır. Bunlar buz gibi yalanı da söylerler, haramı da yerler. İnsanları da aldatırlar. Allah korkusu yoktur. Peygamber'e tabi olma gayreti yoktur. Allah-u Teala gece gündüz yalvar. Allahümme inni euzbike mineşşirki ve şekki vel küfri ve nifâgı ve şigâk ve su'il ehlâgı ve su'il menzari fil ehli vel mâli vel veled diye gece gündüz yalvar. Allahümme altini imanen sadika ve yakinen leyse ba'dahu küfr ve rahmeten ünalü biha şerefe kerametike fid dünya vel ahire. Ey kıymetliler, helalinden kazan,
helal ye, imanına, dinine zarar verme. Sakın yanlışa düşme, malın kusurunu gizleme. Sahte reklamlarda bulunma. İyiye kötü deme ama kötüye de iyi de deme. Dosdoğru ol, festegim kema ümirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru olursan, Allah seni huzuruna, cennetine kabul edecektir. Çünkü Cenab-ı Hak emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyuruyor. Festegim kema ümirte, bu ayeti kerime. Allah'ın kelamı bu. Allah'ın sözü. Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Sen Allah'ı, peygamberi dinlemezsen sende iman İslam olur mu? O zaman cehenneme odun olmaktan, yakıt olmaktan başka hiçbir işe yaramadığını da bil. Çöplük bile seni kabul etmez. Çünkü sen çöplüğü de kokutursun. Bazı çöplükler vardır kokmaz. Ama bazı çöplükler vardır ki yanından geçilmez. Haram diyen adam çöplükleri bile kokutur. Bunları cehennem patlar. Aklınızı başınıza alın. Bizden söylemesi ötesi size kalmıştır.